Selamlar arkadaşlar, yeni bir oyununa geldik. Manor Lords'u birçoğunuz biliyorsunuzdur belki. Bildiğim kadarıyla tüm zamanlarım mı değil mi yoksa sadece son dönemim mi bilmiyorum ama en fazla istek listesine eklenen oyun. Steam'in en fazla, tabii Epic Games'e de aynı şekilde sanırım. Steam ve Epic Games'te ve diğer platformlarda en fazla istek listesine eklenen, wishlist'e eklenen oyun oldu kendisi. Çok fazla insan bekliyordu Manor Lords'u, ben dahil yani. Yayınlandığından, haberi yapıldığı günden itibaren istek listemdeydi diyebilirim. Çok ilgimi çekmişti. Şimdi biz BFM sevenler olarak, strateji oyunu sevenler olarak illaki diğer strateji oyunlarını da seviyoruz. Fakat bunun yanı sıra yalnızca RTS, yani gerçek zamanlı strateji, biraz daha savaş içeren kısım değil de işte Age of serisi gibi olsun, BFM gibi olsun, Warcraft serisi gibi olsun. Daha şehir kurmaya yönelik oyunları da ben şahsen seviyorum. Sizin de seveceğinizi düşünüyorum. Dolayısıyla buna sizlerle bir bakacağız şimdi. Bununla alakalı ne örnek verebilirim? Yani oyun 4X değil, 4X diyebileceğiniz türde bir oyun değil bildiğim kadarıyla. Fakat yine böyle işte ufak ufak belki ucundan Civilization falan gibi düşünebilirsiniz oyunu, Civilization gibi. Girelim bakalım, daha fazla çene yapmayayım ben. İlk defa oynayacağım, daha yeni indi. Yani 20 saniye önce indi oyun. Hiç oynamadım da, hiç izlemedim de. Sizinle birlikte keşfedeceğim yani şu an. Olur da bir şeyleri çok yanlış yaptığımı görürseniz lütfen ulan o öyle mi olur öküz demeyin bana. Çünkü bilmiyorum, yeni öğreneceğim. Evet, hangisi olalım? Yok. Hadi bu abi olalım. Coat of Arms. Türkçesi var mı peki? Ona bir bakalım arkadaşlar. Language Accessibility. Aa, Türkçe. Harika. Geriden tamam. Türkçe olması benim çok işime geliyor. Çünkü sizlere sürekli çevirmek zorunda kalmıyorum. Hepimiz rahat rahat anlayabiliyoruz. Armamızı seçelim. Bu kısımları da birlikte yapalım. Buraya özellikle atlamıyorum. Hani görün oyun size ne vaat ediyor, neleri gösteriyor. Vallahi muhtemelen kırmızı beyaz bir şey seçeceğim. Türkiye'ye benzetmeye çalışacağım. Şu okey gibi ya. Peki burada şey var mı mesela? Ay yıldızlı bir şey var mı? Ulan bir de yapıyormuşuz Türk bayrağını. Şurada bayağı bir şey var. Yani en çok ne benzeyebilir? Ejderha falan da çok severim ben bu arada. Ne yapalım? Ne yapalım? Baba vallahi yok gibi be. Hilal yok. Hani yıldız ya da hilal olsa. Aha. Ha, bu var. Aynen, tamam. Şunu koyalım. Yan dönüyor mu bu acaba? Ah, bunu yan döndürebilsek var ya, simge sayısı. Oo, birden fazla da oluyor. Şöyle yapınca bir şeye benzedi ama. Yok, tamam. Tek şey yapalım. Okey, boyut. Oo, boyutuna kadar ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Abi döndürme gerçekten varsa bu arada. Ha, böyle şey de koyabiliyorsunuz. Yok, düz olsun. Ah, çevirdim. Çevirdim. Nasıl yaptım lan? Böyle çevirebiliyorsunuz. İyi, şöyle olsun. En azından yan durunca tek bir şey gibi olur. Bizim bayrağa benzer. Şu şekil olsun bak. Böyle. Tamam. Döndürme yok. Aynen böyle. Okey abi, o yokmuş. Okey. Böyle olsun. Tüh, döndürme olsaydı iyi olur. Tamamız herhalde artık. Buna daha fazla şey yapmayalım. Böyle benzetebildiğimiz kadar Türk bayrağına da benzettik. Devam dedik. Oyun kurulumu. Senaryo taslakları. Barışı yeniden sağla. Toprakların refaha ulaştır. Diken üstünde. Fazlası yakında gelecek. Yapay zeka şehir inşaatı hala yeniden düzenlenme aşamasında. Tamam abi. Şimdi neymiş? Açıklama. Savaşlar hakkında endişelenmeden halkın ihtiyaçlarını yerine getir. Orta çağ kasabanı uygun gördüğün şekilde planla ve yönet. Zafer koşulları, büyük kasaba yerleşim seviyesine ulaş. Ardından sonsuz modda devam etmeyi seçebilirsin. Bu neymiş? Kuzeyde iki bölge, kalesi haritanın dışında bulunan gayrimeşru baron tarafından ele geçirildi. Ele geçirilmeyen diğer bölgelerde haydut kampları yer alıyor. Kendi hızında inşa et ve genişle. Hazır olduğunda kuzeydeki bölgeler için barona meydan oku. Tüm bölgeleri fethet. Aa bak, bu güzelmiş. Diken üstünde. Elinden geldiğince hızlı bir şekilde şehrini büyüt ve birlik topla. Bu topraklara baskıncılar musallat oluyor. Savunmasız yerleşimler kısa sürede mahvolur. Tüm saldırılara karşı hayatta kalır. Büyük kasaba yerleşim seviyesine ulaş. Şimdi bu zor. Bunu yapamam.
başlangıçta yapabileceğimi zannetmiyorum. Çünkü biliyorsunuz ki bir yandan size oyunu anlatacağım. Dolayısıyla hem anlatıp hem oyunu anlamaya çalışmak zaten benim için zor olacak. Yani hem kendim öğreneceğim şu an, hem öğrenirken sizlere öğreteceğim. O yüzden bu arkadaşa gitmiyoruz şu an. Barış'ı yeniden sağlığa girelim. Şu da çok pis olur. Topraklarını refaha ulaştır. Barış'ı yeniden sağla diyelim. Bu arada arkadaşlar, oyunun fiyatını merak edenler olacaktır. Oyun şu an Steam'de $15 olması lazım. İndirimli fiyatta şu an. %25 indirimli. Yani daha fiyatı artacak daha sonradan. Normalde bildiğim kadarıyla $30'dan çıktı. Bakmadım. Öyle çıkacağını biliyordum yalnızca. Bize yerel fiyatlandırma yapıldı diye biliyorum. Biraz daha ucuza alıyoruz. İndirimli hali şu an $15. Yani 480 liraya falan geliyor. Ama Epic'ten almak isterseniz 750 civarıydı orada. İlk defa Steam'in daha uygun olduğunu gördüm uzun zamandır. Ben Steam'den aldım şahsen, bilginiz olsun. Nihai hedef. Bölgelerini ele geçirerek diğer tüm lordları ortadan kaldır. Bakın bunu da şey yapabiliyoruz. Hakimiyet, fetih. Tüm bölgeleri ele geçir. Yok, sonsuz oyun. Büyük kasaba erişim seviyesine ulaş. Diğer tüm lordları. Tamam, hakimiyet yapalım. Harita dışı düşman. Bu ne yapıyormuş? Haritanın dışında bulunan bir yapay zeka rakibi ekler. İki bölgeyi kontrol eder ve kendisine meydan okunduğunda askerlerini ana oyun haritasına getirir. Tamam, olsun. Yapay zeka saldırganlığı dengeli. Yapay zeka lordlar ele geçirecekleri tarafsız bölgeler tükendikten sonra oyuncunun bölgeleri üstünde hak iddia edebilirler. Bizimkine göz dikiyor. Saldırgan. Tepkisel. Yapay zeka lordlar oyuncunun bölgelerinin üstünde hak iddia etme ancak kendilerinkini korurlar. Hadi tepkisel olsun başlangıç için. Yani düşmanımız olsun ama gelip kafamıza atlamasın en başta. Oyunu öğrenene kadar en azından. Baskın sıklığı. 2 senede bir en fazla bir adet baskın gerçekleşir. Tamam. Şunları çok ellemeyeceğim. Başlangıç tamam. Memnuniyet orada. Okey. Başlıyoruz. Yeraltı suyu mu? Oo, bayağı detaylı bir oyun herhalde. Early Access Map. Oyun bu arada erken erişimde arkadaşlar. Bilginiz olsun. Tam sürümle çıkış yapmadı. Bakalım nasıl bir oyun, izleyelim, görelim, oynayalım birlikte. Bu arada lütfen videoyu beğendiyseniz beğeni bırakmayı, abone olmayı unutmayın. İlk defa benim kanala denk gelen arkadaşlar da hani serinin devamını görmek istiyorsanız, bunun gibi içerikler görmek istiyorsanız kanala abone olun ki haberiniz olsun. Hem bana destek olmuş olursunuz hem de haberdar olmuş olursunuz. Evet, ne diyor? Yeni bir mesaj. Kasabanı ve köşkünü inşa edip hazır olduğunda rakiplerinin sahip oldukları bölgeler üstünde hak iddia et. Bir hak iddia edildikten sonra savaşmaya hazır ol. Tamam. Okey abi. Oyunun grafikleri çok iyi bu arada arkadaşlar. Ben olursa ailelerin hayatta kalmak için yiyeceği, yakacağı ve başlarının üstünde bir çatıya ihtiyacı vardır. Bak sen. Yukarıdaki bölge farındaki erzaklar geriye ne kadarının kaldığını gösterir. Anladım. Tamam, şimdi benden ne yapmamı istiyorsun? Evet, WASD ile şey yapabiliyoruz. Bu arada grafik kalitemiz arkadaşlar şu an şu şekilde, bakın. Bilginiz olsun. Hepsini fullledim. 120 alıyorum en fazla. DLSS açık falan filan. Yani oyundan alabileceğiniz maksimum kalite bu sanırım. En fazla 4K'da oynayabilirsiniz. Belki benim monitörüm 4K değil. Ama çok iyi. Gerçekten şu ana kadar muhteşem görünüyor oyun. Çok yakınlaştırma, uzaklaştırmayı ben maalesef üzülmekle birlikte yapamıyorum arkadaşlar. Şuradan bakın, sağ altta oyunun hızı var. Mouse'um bozuk olduğu için bakın şöyle. Oo, ne yaptık? Lütfen bak, yayındayım mouse'cum ya. Beni üzme. Bak, kayıt alıyorum. Beni üzme. Yakınlaş. Yok mu bu oyunun tuşla yakınlaştırma şeyi? Buradan siz de görmüş olun arkadaşlar. Evet, yok. Yani her şeyi düşündünüz, şeyi mi düşünemediniz? Yakınlaştırmayı mı düşünemediniz? Kamera sağ, ileri, sola. Hayret bir şey. İlla buraya kalacağız. Tutturduk gibi. Tamam. Yerleşimci kampı. Tamam, şimdi ne yapacağız? Yollar, inşaat. C'ye bastık. Yalnız herhangi bir öğretici koymamışlar oyuna. Hoşuma gitmedi. Kendim buradan basarak şey yaptım. Manor Lords'taki her bölgenin güçlü ve zayıf yönleri vardır. Kasabanın gidişatına karar vermeden önce
tüm kaynak rezervlerini kontrol etmenin yanı sıra toprak verimliliğine de göz attığından emin ol. Bölgenin verimliliğinin düşükse erkenden ticarete atılmayı düşünebilirsin. E tabi. Yoksa üretimimiz kötü olur. Yollar ve arabalar. Bazı çalışma alanları köylülerin el arabası kullanarak aynı anda 10 adede kadar mal taşımasına olanak tanır. Evet, hızlı. Bunun gibi çok oyun oynadım ben bu arada. Biraz aşinayım o yüzden. Ancak el arabalarını yol dışına çekmek son derece yavaştır. O yüzden yapılarının yollara bağladığından emin ol. Tamam abi. Şimdi bu ne? Evsiz çadırları. Burada şeyler. Depo. Goldhof'muş buranın ismi. Yerleşimin ismi. Erzaklarımız burada duruyor. Ağlama. Ah, birazcık daha yakınlaştırabilsem. Ama bozuluyor işte. Çok oynamak istemiyorum o yüzden. Böyle olabiliyor. Heh. İyice yakınlaştık gibi. Aa, çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Tamam. İnşaat. Şimdi tomruk kampı. Ağaçları keserek kereste üretir. Bir kere şuradan nasıl döndürüyoruz? Sol tıka basılı tutarak. Okey abi. Aa, o ne orada? İçme suyu galiba. Tamam. Şöyle olsun bak. Şuradan hem bağlanıyor yola. Şuraya bir tane attık. Atanamayan aileler otomatik olarak inşaatta çalışır. Anladım abi. Kereste taşıma. Kerestenin taşıması için öküz gerekir. Köylüler ihtiyaç duyduklarında öküzü otomatik olarak alır. Kabul. Oduncu kulübesi. İşler yakından ağaçları yakacak odun üretir. Ha, buradan da şey yapıyoruz. Odunları şeye üretiyoruz. Yakacak oduna dönüştürüyoruz. Bu çok gerekli, yoksa kış gelince totomuz donuyor arkadaşlar. Hızlarhane. Kalas üretiyoruz. Bunu da tam karşısına yapacağım keresteme şeyinin, mekanının. Çünkü şey olsun istiyorum. Şöyle atalım. Bakın şurada bizim çocuklar, isimleri de var. İlerliyorlar. Atanmamış. Sizi benim mi atamam lazım? Gidip kendiniz yapsanıza, boştasınız. Ormancı kulübesi. İşçiler belirlenen alanlara yeni ağaçlar diker. Ha, bu da şey sağlıyor arkadaşlar. İyi ya, böyle oyunlar çok oynadım ben zamanında. Size rahat rahat anlatabiliyorum. Bu da arkadaşlar belirli bir alan içerisinde kesilen ağaçların yerine sürekli yenilerini dikiyorlar. Böylelikle hiçbir zaman ağaçsız kalmamış oluyorsunuz. Misal ben şimdi bunu gidip buraya atarsam, bu alan içerisindeki kesilen tüm ağaçların yerine yenileri dikiliyor olacaklar. O şekilde. Onu hadi şöyle bir yere atalım diyeceğim de dur, şimdilik gerek yok. Avcı kampı. Evet, bu çok önemli. İşçiler yabani hayvanları avlayarak et ve post elde ederler. Bir dahakine farklı bir mouse takıp iyice yakınlaştıracağım oyunu size. Maalesef şu an çok iyi gitmiyor. Ya iyi gidiyor da yakınlaştıramadığım için sinirim bozuldu biraz sadece. Toplayıcı kulübesi. Bu da işçiler yakındaki meyve mezarlarından meyve toplar. Bunlar da arkadaşlar alan içerisindeki, yani yakınlardaki meyve rezervlerinden bize aynı yazdığı gibi meyve toplayacaklar. Fakat şu an ben meyve göremiyorum. Demir rezervi bulduk bakın. Meyve göründüğü kadarıyla yok. O yüzden onu da şu anlık atmayacağım. Tomruk kampı inşa ediliyor. Tamam. Yollarımıza gelelim. Şimdi bu arkadaşı hareket ettirebiliyor muyum buradan? Depo. M'ye basarsam. Oo, M'ye basınca haritaya gitti. Bu görünüm hangi bölgelerin kimin hakimiyetinde olduğunu gösterir. Yeterli nüfuz elde edildiğinde diğer bölgeler üzerinde hak iddia edebilirsin. Şimdi şurada biz varız sanırım. Aynen. Mi? Biz miyiz lan o? Yok, bu düşman. Ha yok, Goldhof biziz. Meyve şeyi varmış, meyve rezervi varmış bizim burada. Haritada görünüyor. Ama biz kendimiz bulamadık. Bir de bu oyunda eksik olan, bana göre bir tane mini harita koysalar iyi olur. Bak şimdi bulamıyorum mesela bizim orayı. Neredeydi oğlum? Şurada değil mi? Yolu takip ediyorum ama bulmak ne mümkün. Şöyle bir tık uzaklaştırdım. Sevgili Hillebolt, Fon Bionometers. Optional. Bakın şurada ufak ufak şeyler görüyorsunuz hala. Mektup falan yazıyoruz şeylere. Suçlulara, haydutlara falan ya da diğer şeylere. Ulan az önce yakınlaştırmak isteyince olmamıştım. Buldum bu arada arkadaşlar. Şunun hemen sol altında olacaktı bizim mekan. Ama maalesef.
Oğlum buradaydı lan. T'ye basınca gittik Town Center'sa basınca. Tamam güzel. Heh iyice yakınlaşmış olduk. Güzel. Şimdi inşa ediliyor, inşa ediliyor. Burası da inşa ediliyor. Birazcık oyunu hızlandıracağım şimdi. Ordu yeni birim oluştur. Piyade milis, mızraklı milis, kargılı milis, okçu milis. Mesela piyade milis istersem ilk milis birimini oluşturdun. Erkek köylüler tüm milis birimleri arasında eşit olarak dağıtılır. Bakın gösteriyor orada. Seçiyoruz. Onları belli bir yere alıyorsunuz. Tamam bunu da biliyorum. Bu da oynadığım bir oyuna benziyor. Ardından gerekli ekipmanları bulmaya çalışırlar. Silah ve kalkan birim türüne bağlıyken vücut zırhı ve miğferin azami kalitesi köylünün yerleşim seviyesine bağlıdır. Gerekli tüm ekipmanı eve getirdikten sonra asker birimleri toplamaya hazır olarak işaretlenir. Ancak bundan sonra birimini toplayabilirsin. Okey abi. Tamam. Bakın toplama ile alakalı bunlar vardı. Madencilik. Şimdi taş ustası kampı. Şuraya bir atalım bunu arkadaşlar. Aynen tam şöyle taşları yıkmayacak şekilde. Mesela böyle atalım. Bir de şuradan yol yapalım. Şöyle. Evet yolu da yaptık. Ki oradan öküzle çekebilsinler onu. Devam edelim. Maden ocağı. Bunun için ne istiyor? Ha, direkt basabiliyoruz. Bana gri gibi geldi. Bu yapıya atanmış aile yok. Üretime başlamak istediğin zaman yapıyı seç ve bir aile ata. Tamam atayacağım. Maden ocağı. Demir rezervlerinden demir cevheri. Kil rezervlerinden kil çıkarmak için kullanır. Şimdi yakınımızda kil rezervi yok arkadaşlar. İnsan iş gücünün elle atanması gerekirken varsayılan olarak hayvan iş gücü çalışma alanları arasında paylaşılır. Ancak gelişmiş sekmesinde bunu bir çalışma alanına kalıcı olarak atayabilirsin. Devam eden bir inşaat projem varsa atanmamış öküzlerin olmamasına dikkat et. Okey. Tamam. Tahıl ambarı. Şimdi lojistikten ziyade konut. Evet bizim buna ihtiyacımız var. Kuyu, pazar yeri, han. Millet nerede yatacak abi? Tarım, endüstri, ticaret, idari. Yerleşimci kampı. Heh bu lazım bize. Derli mal yok. Ne istiyor? Para istiyor. Yerine mesaj. Namınızı duydum. Yalnızca bana yanlış yapanlara karşı haklarımı ve onurumu savunmayı istiyorum. Umarım beni bazılarının hakkında yayabileceği söylentilere ve iftiralara göre yargılamazsınız. Kendi mührümle imzalandı ve damgalandı. Hildebolt von Berenreuth. Cevap ver. Geri mevcut ilişkiler. Sevgili Hildebolt. Paragrafı buraya bırak. Böyle soldan sürükleyip mi bırakıyoruz mesajı? Retorik, müzakere, Need Silver. Burada mesela Türkçe şeye bakın need alt çizgi silver. Gümüşe ihtiyacım var. Bu sanırım para isteme anlamına geliyor. Türkçe dil çevirisine çok şey yapılmamış, odaklanılmamış. Oyun bugün çıktı arkadaşlar henüz. Erken erişimde olduğu için war prize. Bu da savaş ilan ediyorsunuz. Declares prize var. Aynen. Burada savaş ilan ediyorsunuz. Tamam bırakıyorum bak. Ama yapmayacağım şu an bunu. Çünkü gerçekten ne anlama geldiğini bilmediğimiz için tam çeviriden dolayı. Evet burada bakın şeyleri gösteriyor. Kırmızıyla bize uyarıları gösteriyor sanırım. Açıkta kalan mallar genel depo. Burada depolananlar hava koşullarına kaynaklı hasar karşı savunmasız bir ambara taşımaları gerekiyor. Şunlar için bakın burada erzaklarımız var. Ekmek, yakacak odun, taş, alet vesaire. Şimdi bunları ambara taşımak lazımmış. O da nerededir? Lojistiktedir. Tahıl ambarı. Seriden bir tane tahıl ambarı. Yeterli mal yok. Neye ihtiyacımız var? Odunumuz yok. Hemen tomruk kampına aile atayalım. Şöyle bakın aile ata. Buraya 3 kişi atadık. Kaç ailemiz var? Şimdi bunu böyle sürekli değiştiriyorum. Bir yerde bir şey değişiyor olması lazım. Şu. Atanmış. 0. Atanmamış. Tamam. 1, 2, 3. 5 ailemiz vardı. 3 aileyi buraya atadık. Aynen. Onlar şey oldular. Bakın geliyorlar. 3 aileyi buraya atadık. Bu aileler burada odunculuk yapacaklar. Acilen oduna ihtiyacımız var. Atanmamış aileler inşaatta çalışır. Aynen. Eğer... otomatik kaydı var. Güzel.
Eğer boşta bırakmazsanız arkadaşlar belli başlı aileleri, üretiminiz yani inşaat şeyiniz tamamen duruyor. İnşaat gelişiminiz tamamen duruyor. Çünkü herkes bir yerde çalışıyorken inşaatı kim yapacak? Dolayısıyla boşta aile bırakmanız şart. Aklınızda olsun. Hatta buradan bir aile kısalım. Bunlar henüz bitmemiş, o yüzden şey yapamıyoruz. Ama hızlı bitmeleri için buraya birer aile atmış olalım. İnşaat önceliği ayarlayabiliyorsunuz. Daha önce oynadığım oyunlara çok benziyor ama hepsinden daha iyi diyebilirim arkadaşlar. Yani böyle bir grafik kalitesi hiç görmemiştim. Gerçekten çok detaylı, çok güzel. Ayrıca mektuplaşma muhabbeti falan da yine kendine has diyebilirim. Yaşam alanı, bu bölgenin şu anda barındırabileceği aile sayısı. Bu sayıyı artırmak için tımar arazisi inşa et veya mevcut arazileri genişlet. Öyle mi? Oduncu kulübesi. Burada ne yapıyorduk? Bak mesela üstüne geldiğimde bunun şurada bir şeyi yazsa çok güzel olur. Açıklaması yazsa. Ben şimdi buradan bakmak zorunda kalacağım. Ne işe yarıyor oduncu kulübesi? Ağaçları yakacak odun üretiyor. Evet, kış aniden gelir falan, açıkta kalmayalım. Totomuz donmasın. O yüzden buradan bir aile kısmıştık. Buraya bir tane atıyorum. Bir tane daha kısacağım buradan. Şurayı da yapsınlar öncelikle hemen. Burası bitti mi? Burası da bitmemiş. Okey. Ama bakın şeylerimiz arttı. Odunlarımız hemen. Yiyecek. İnşaat. Yine yapı inşa etmek ve bina için kullanılır. Kerestemiz hala 1'miş gerçi. Artmamış. Ambar. Şuradan. Ticaret. Tarım. Lojistikteydi o. Ki gerekiyor. Babacım hadi çalışın. 4 katına çıkaracağım şimdi oyunu. Bilmediğim için yapmıyorum. Sonradan faka basmayalım diye. Yaşam alanı. Evet. Tımar demişti. Aynak alanı, ambar. Lojistikte miydi o? Tahıl ambarı, kaynak alanı değildi. Lojistikte ne arasında? Konuttaydı. Tımar arazisi. Bu haliyle bir aileye genişletinde iki aileye yaşam alanı sağlar. Peki o zaman şeyin olayı ne? İdari yerleşimci kampı. İskan etmek için ele geçirilen boş bir bölgeye yerleştir. Erzakı ve beş... Temel başlangıç erzakı ve 5 başlangıç ailesi sağlar. Bu sanırım şey. Göçmen getiriyor galiba. Okey. O zaman şey yapacağız. Tımar arazisi. Bu da 2 gerekiyormuş. Esnek araziler. Sen ciddi misin? Böyle bir şey mi var oyunda? Aa, bazı yapıların esnek sınırları vardır. Bir alan belirlemek için 4 nokta yerleştir. Bak bu çok iyi. Çünkü bazen arkadaşlar çok küçük alanlar olabiliyor. Köşe kalabiliyor böyle belirli başlı araziler. Tam oraya yapı oturtamıyorsunuz. Sığmıyor falan. Sıkıntı oluyor bu tarz oyunlarda. Bunda böyle bir mekanik getirmişler. Çok güzel olmuş. İmleç organik bir şekil. Bu arada içerisi karanlıktır. Siz beni göremiyorsunuzdur. Şöyle açalım. İmleç organik bir şekil oluşturmak için yollara ve yapılara göre hizalanır. Gelecekte inşa edeceğin ek yapı yükseltmeleri için daha fazla alan bırakabilirsin. İlk iki nokta varsayılan olarak evin ön cephesini işaretler. Okey abi. Tamam. Şimdi tımar arazisi şöyle. Arazi noktası, yol bağlantısı, ev konumu, ek yapılar. Peki ben direkt bunu hazır haliyle kullanmak istiyorsam illa kendim mi yerleştireceğim? Evet. Tamam o zaman. O zaman yerleşimcilerimiz, bizim vatandaşlarımızın evleri şuradan şu şekil başlasın bakın. 1, 2, 3. Şuna sabitlemiyor mu? Böyle. Şöyle bir. Tamam. Yap bakayım bunu. Arada size. Okey, onu yapacağız. Toplam nüfusumuz 10 bu arada. Birinci seviye aileler, ikinci seviye aileler, üçüncü seviye aileler. Bir de Retinue yazıyor. Onlar da askerler sanırım. Nüfus artışı yok. Memnuniyet düşük. Memnuniyet. Nüfus artışını ve bu yerleşime toplanan milisin moralini kontrol eder. Son 30 gün. Evsizlik. Tabii insanların evi olmadığı için sinirliler. İnşaat önceliğini yüksek yaptık. Önce burayı bitirsinler. Toplum düzeni, suç işlenme ve vatandaşların kalıcı olarak haydutluğa yönelme ihtimalini yönetir. Bir aile tezgahları için daha fazla pazar alanı istiyor. Oduncu kulübesi. Daha fazla pazar alanı.
Pazar yeri. Atanan ailelere tezgahlarını kurmaları ve ürünlerini tımar arazilerine dağıtmaları için alan sağlar. Ya yani bu bizim bildiğin pazar kültürü. Konut genişliğinin karşılamak memnuniyetlik sözü sağlıklı bir mal arz talep oranı gerekir. Tamam, yapalım. Geniş bir pazar alanımız olsun. Ağaçlar devriliyor falan ha. Geniş bir pazar alanımız olsun. Şöyle geniş, gerçekten ciddi anlamda geniş bir pazar alanı. Arz talep. Oo, ne güzelmiş buradaki şehir. Tedarik sıkıntısı yaşamayan bir pazar yeri kasabanın can damarıdır. Tamam. Atanan aileler pazarda yeterli alan olduğu sürece otomatik olarak tezgah kurar. Mevcut arz talebi kontrol etmek için imleci belirli bir kategorinin belirli kategorilerin üzerine götür. Pazara en yakın tımar arazilerinin pazar ihtiyaçları önce karşılanır. O zaman pazar yerinin yanına ve karşısına olacak şekilde yapabilirim tımar arazilerimi. Şuradaki avcı kampını da taşırsak mesela, yani bu taraf şey olsun istiyorum, şöyle şu taraflar bakın. Şöyle oturtabilirim bunu. Bu taraflar biraz daha üretim olsun. Şurası alışverişlerin ve barınmanın döndüğü yer olsun istiyorum. Hatta buraya bir tane daha şundan atacağım. Tımar arazisi. Şöyle böleceğim burayı arkadaşlar. Şöyle bakın. Böyle yaptım. Arazi çok küçük. Sen ciddi misin ya? İyi hadi büyük olsun. Nasıl oğlum? Nasıl küçük? Kocaman. Buna küçük demiyorsun. Ona mı küçük diyorsun? Bunu iptal edelim o zaman. Oraya devasa bir tane yapayım da gör. Delete çalışıyor mu? Çalışmıyor. Nasıl iptal edeceğim? Herhangi bir kısa yol görüyor musunuz? Görseniz de nasıl söyleyeceğiniz, canlı yayın değil. Yakacak odun tezgahı tamamlanmış. Güzel. Yık. Aynen. Tamam. Tımar arazisi. O zaman abi şöyle bak. Böyle kocaman. Tamam mı? Al bakalım. Arazi çok küçük. Nasıl oğlum? Biraz daha mı acaba, boyunu mu büyük istiyor? Yeterli mal yok. Tamam, olunca yaparsınız. Neyse tamam, biz şu an onu yapamayacağız. Artık hızlandırıyorum arkadaşlar. Şöyle, çünkü şey olması gerekiyor. Şurayı da ikiye çıkartalım. Daha fazla oduna ihtiyacım var acilen. Ya bir yandan ambar falan da yapmam lazım. Kalası neye harcadınız lan? Bunlar tabii şey yaptı. Yakacak oduna dönüştürdü. Neyse dur bakalım. Hızarhaneye falan da tabii, oraya da lazım. Abi şu an yakacak odunu da boş verin. Bana bayağı odun lazım şu an. Herkes odunculuğa. Çabuk. Bakın şurada kesiyorlar. Bir sonraki bölümde düzgün bir mouse taktığımda size böyle sürekli yakınlaştırıp yakınlaştırıp göstereceğim her şeyi. Ama bakın şu an görebilirsiniz zaten. Bayağı güzel kesiyorlar. Kaç tane oldu? 9 kereste daha çok lazım. Çalışın çalışın. Çalışalım. Güzel güzel. Kalkınalım. %45'e düştü. Çabuk. 10 kereste oldu. Ne kadar gerekiyor oraya? Şimdilik daha küçük bir şey yapsam yemez mi ya? Şöyle. Şöyle. Arazi çok küçük. O zaman böyle uzatayım. Böyle küçük evler de yapıyor. Küçük evler yapsın istemiyorum. Büyük evler yapsın. 3 tane sığsın böyle. Kanser oldum. Okey abi, ben de böyle yaparım. Aa, buldum lan. Şöyle yapalım. Bak. Kim bilir ne kadar sığacak buraya. Bak, mis gibi oldu. Oo. Tamam. Oldu da hem. Okey, devasa şeyler yaptık şu an. Bir sürü bakın arazi yaptık.
Hepsini yüksek yapıyorum arkadaşlar şöyle. Taşınan mallar. İkişer tane odun lazımmış her birine. Evsizlik. Kış aylarında donma ihtimaline. İnsanlar daha fazla tımar arası bekliyor. Bu memnuniyet kaybına. Tamam, ev istiyorlar yani. Açıkta kalan mallar için de ambarı diktik mi başlangıç olarak okey olacağız. Oo, yağmur yağıyor. Aga çok üzgünüm ya. Bakın normal hızda yağmur şöyle yağıyor arkadaşlar. Belli ediyor kendini, görüyorsunuz yağmuru. Fırtına falan. Umarım oyun sesi sesimi bastırmıyordur. O da ayrı bir konu. Yani bayağı düşürdüm aslında. Bakın şu an 15'te. 4 katını aldı kızı. 12 katını alalım. Daha da hızlı olsun bir süreliğine. Hızlı hızlı şuralar bitsin. Açıkta kalan stoklar ıslanıyor. Islanır tabi. Bir yandan şeyi de atalım. Tahıl ambarını da atalım. Lojistik. Tahıl ambarı. O da şöyle hemen yanında olsun istiyorum bunların arkadaşlar. Buna da çok yüksek veriyorum. Çünkü çok değerli. Evet, biri bitti. Güzel. Tımar arazileri. Evsizler bu araziye taşınır. Memnuniyet yeterince yüksekse yeni aileler de buraya gelebilir. Ancak ailelerin mutlu olması için sadece alandan daha fazlasına ihtiyaçları vardır. Bu lükse giriyor arkadaşlar. Birazdan bakacağız onlara. Kont gereksinimleri kontrol etmek için yapıya tıkla. Tamam. Tımar arazisi birinci seviye. Gereksinimler, su erişimi, inanç seviyesi falan filan. Bunlara birazdan detayına gireceğiz. Bakın şu an ilk konutumuz hazır. Yerleşim yerimiz. Aga oyun çok sardı bu arada. Harbi diyorum, çok sardı. Güzel. Tahıl ambarımız da bitmiş. Şimdi buradaki şeyleri umarım oraya aktarırlar. Genelde depo dolu. Fazla malların bir ambara taşınması gerekiyor. Aksi takdirde işçiler üretimi durdurabilir. Depoya sığmayan mallar hava koşullarına kaynaklı hasara karşı savunmasızdır. Tamam. Yerleşim seviyesi arttı. Daha fazla nüfus edinmek için yeterli boş tımar arası sahip olan memnuniyetin üzerine. Okey abi. Tamam. Şimdi ne yapalım? Normal ambar da yapalım tahıl ambarının yanına. Çünkü öteki türlü şeyleri nerede stoklayacağız? Şöyle ona da çok yüksek koyuyorum. Biri öldü mü? Bana mı öyle geldi? Bir ölme sesi duydum sanki. Bu arada kerestemiz 28 oldu. Herkesi oduna yolladık tabi. Yiyecek tükeniyor. Abi bizim avcılar ne yapıyor peki? Avcıya kimseyi koymamışız. Yiyecek tükeniyor. Erzaklarımız zarar görmüş. Yani ambarımız da bitmiş aslında. Ha, buraya da mı adam koymam lazım? Oo, buralara da. İnşaata kimse kalmadı. Öküze rehberlik etmek için atanmış hale de yok. Nüfusa ihtiyacım var. Mühimmat teslimatı. Güçlü bir milis herhangi bir yerleşimin hayatta kalması için hayata önem taşır. Evet, önce savunma. Neyse ki bir silah teslimatı az önce eline ulaştı. Artık sana hizmet edecek ve halkını koruyacak ilk milis sancaklarını oluşturabileceksin. Güzel. Gel gelelim, yerleşim büyüdükçe tüm halkın kuşanmasını sağlamak için daha fazla silaha ihtiyacımız olacak. Bu silahları ya üretmeli ya da diğer topraklardan ithal etmelisin. Milis kuvvetlerini oluşturalım. Bölgeni uzmanlaştır. Evet, bir tane seviye atladığı için arkadaşlar yerleşim yerimiz. Sanırım buradan artık bazı araştırmalar alacağız. Sonraki yerleşim seviyesine ulaştığında harcayabileceğin bir geliştirme puanı elde edeceksin. Bölgeni daha verimli hale getirmek için geliştirme dallarının kilidini aç. Kanun çıkarmak için köşk gibi idari yapılar inşa ederek yönetim seviyesini yükseltmen gerekir. Okey. Şimdi. Mevcut yerleşim seviyesi küçük köy. Her seviye kasabanın uzmanını onu daha verimli hale getirmek için kullanabileceğin bir geliştirme puanı verir. Sonraki yerleşim seviyesi orta köy. Tamam. Tımar arazileri ikinci seviye. Tamam. Burada gereksinimler yazıyor. Şimdi bunların hangisinin neye yöneldiğini. Şu alt taraf askeri arkadaşlar sanıyorum ki askeriye. Sağ taraf ticari zannediyorum ki. Üst taraf üretim. Sol tarafta yani üst taraf işte şey. Bakayım. Fırınlar, sulama. Aynen bu taraf arkadaşlar çiftçilik. Şu taraf daha hayvancılığa falan, hani doğal şeyleri toplamaya, arıcılığa falan. Aynen bu taraf hayvansal gıdalar. Üretim var bir de. Üretimde bir şey yok şu anlık. Kanunlar.
Okey, öncelikle neyi alalım? Avcıların ormanda pasif olarak et getirisi sağlayan tuzaklar kurmasını sağlar. Bu bize çok lazım şu an. Onu aldık, tuzakçılığı aldık. Güzel. 12 hızda mıyız? Normal. 4x'e aldık. 4x'e almamızdan itibaren şu ambarlarda bakın artık buradan malzemelerimizi alıyoruz. Ambarlarımıza götürüyorlar. Kaynak alanı bu yapıyı emrindeki başka bir bölgeyle arasında mal alışverişi yapmanı sağlayan bir değiş tokuş bağlantısı olarak değiş tokuş bağlantısı kurmak için kullan. Sefer başına en fazla 20 birim mal taşımak için katır kullan. Yok, buna ihtiyaç yok şu an. Bağlama kazığı. Bir ahır alanı sağlar. Atanan aileler kalıcı olarak öküz çobanı olur ve bu lojistiği hızlandırır. Bakın bu lazım. Bu bayağı lazım. Bunu da şuraya olsa çok güzel olurdu bu. Tam şuraya. Ama yapacak bir şey yok. Şöyle koyacağız. Aynen. Olur. Çok yüksek yaptık. Burada bakın taş ustası kampımız var. Şimdi sorun inşaat işçisi atamamış aile gerekiyor. Evet. Sorun şu arkadaşlar. Nüfus. Şimdi benim kendi nüfusum da artabilir. Nüfus artışı yok. Memnuniyet düşük. Evsizlik. Baba daha ne evsizlik yani. Konut. Gereksinimler, imkanlar. Arka bahçeye bir ek yapı inşa et. Sebze bahçesi. Tavuk kümesi. Post getiririz. Tamam, bunların her birine farklı bir şey koyarız. Arka bahçesine. Yani bu kadar detay beklemiyordum. Çok güzel olmuş oyun. Popülasyon sıkıntı. Göçmen alabiliriz. Böyle oyunlarda göçmen almak her zaman çok iş yapar. Köşk. İskan etmek için ele geçirin. Boş bir bölgeye yerleştir. Aynen buradan şey. Yani bizim olmayan bir bölgeye yerleştirmemiz gerekiyor bunu. Yani şuraya mesela. Bu bölgeye kimse hakim değil. Aynen buraya alıyoruz bunu. Kereste tükenmek üzere ve ilerlemen duracak. Daha fazla yapı yerleştirmeden önce bir oduncu kampı inşa ettiğinden emin. Var oduncu kampımız. Kerestemiz dolusuyla var oğlum. Nereye tükeniyor kereste? Kereste dolusuyla var. Tonlarca var. Genel depo dolu. Hızarhane. Buraya da bir kişi koyduk. Yani arkadaş, yapı yaptık. Ben mi yanlış yapıyorum arkadaşlar? Yapı yaptık. Tahıl ambarı. Bunlar neden hala evsiz hissediyorlar? Önceki. Son 30 günde yok. Ha, son 30 günde şey yok. Bir sıkıntı yok. Tamam. Onu yanlış anlamışım. Son 30 günde problemimiz yok. O zaman şöyle dur bakayım. Toplama değil de lojistik konut. Konuta gelelim. Milletin böyle keyfini arttıracak. Tımar arazilerine içme suyu sağlar. Yangınla mücadeleyi mümkün kılar. Yeraltı suyu üzerine inşa edilmelidir. Şu bölgelerde yeraltı suyu var gösteriyor. Mesela şöyle yapabiliriz. İnşaat için atanmış aile. Peki abi. Bir süreliğine kereste üretimini, odun üretimini durduralım. Odunculuğu bırakın abi. O buraları dümdüz yapmışlar bu arada. Baksanıza hiç ağaç yok. Birazdan şey yapmak gerekecek oraya. Demiştim ya oyunun başında yeni şeyleri dikmek için. Yeni ağaçları. Onları yapmak gerekecek. Yeni paralı asker bölükleri mevcut. Buraya da birini atamak lazım tabi. Şu su şeyini yapsınlar da. Kuyuyu. O önemli. Pazar yeri. Pazar yerini de bitirmek lazım bir an önce. Onu unuttuk. Han. Tımar arazileri için bir seviye eğlence gereksinimini karşılar. Çoğu vatandaşın gibi buranın da işlevini yerine getirmesi için bira gerekir. Bizim biramız yok şu an. Buğday lazım onun için falan. O sıkıntı. Ahşap kilise.
inanç gereksinimini karşılar. O bak bu iyi. İşler mezarcı haline gelir. Ahşap kilise. Bak bir şey lazım. Bu insanlara bir kilise lazım. Kuyu. Okey, onu yaptık. Abi birazcık siz de şey yapın ama ya. Memnun olun. Ceset çukuru. Efendim herkes hak etmez. Baskıncı cesetlerinden çabucak kurtulmak için bu yapıyı kullanan işçiler mezarcı haline gelir. Yani bunu şu anlık şey yapmayacağım. 48 oldu, güzel. Pazardaki yiyecek çeşitliliği. Pazar yapmadık ki yiyecek çeşitliliği olsun. Ha, bu pazarı yapmışız. Burada bakın. Yiyecek tezgahı, yakacak odun tezgahı. Tamam. Ulan yakınlaştırabilsem keşke. Bir sonraki bölümde arkadaşlar. Her detayı göstereceğim size yakınlaştırarak. Okey. Lütfen artık ürer misiniz? Genel depo dolu. Yani ben daha ne yapayım depo olarak? Hastalıktan muzdarip insanı çalışmaya bırakabilir. Bitkilere erişim iyileşmeleri zannedecek. Hastalık direncini arttırır. Tamam. Bu şeyde ambar sorunu da çözüldü. Erzakların tükenmesine kalan ay sayısı. Evet ya, toplamaya yönelmek lazım artık. İnşaatlarımız başlangıç olarak bitti. Ormancı kulübesi, toplayıcı kulübesi. Şimdi bak bunu yapacağım da yani etrafta şey yok. Hadi yapalım yine de. Avcı şeyinin yanına. Çok yüksek dedik. Hızarhane ne yapıyordu abi? Şu an ihtiyacın var mı gerçekten? Kalasa dönüştürür. Şu an ihtiyacım o kadar da yok. Yakacak odun lazım. Kış geliyor olabilir. Dolayısıyla o gerekli. Avcı kampı, avlanma sınırı. Ben population of Raptor's number. Şey, bir sürünün popülasyonu 10'a düşerse avcılarımız avlanmayı bırakacaklarmış. Sürüyü komple çürütüp bizi yemeksiz bırakmamak için, yani o hayvanın sürüsünü tüketmemek için. Öyle şeylerimiz var. %51, güzel. Madem mutlusunuz lütfen üreyin arkadaşlar. Çocuk yapın. Nüfus artışı yok. Tüm tımar arazileri dolu. Diyorsun. Bir tanesi kaç kişi alıyor? Su erişimi var. İnanç seviyesi yok. Giyecek tezgahı tamam. Genel. Genel depo yakacağı var. Halk. Barınan aileler 1. Nasıl ya? Ha tamam, 1, 2, 3 kişi. Okey, o zaman biraz daha tımar arazisi. Ulan siz var ya. Kabul. Yapalım. Yapalım. Konut yapalım. Karadeniz'de müteahhit gibi oldum anasını satayım. Bak şimdi şuradan bir şöyle şey yapalım. Şöyle keşke hizalama olsa Photoshop kullanıyor gibi. Arazi çok küçük. Biraz yamuk yumuk oldu ama iş göreceğini düşünüyorum. Biraz daha tımar arazisi. Yani şu an arkadaşlar popülasyon gelmediği sürece kışın açlıktan öleceğiz. Öyle söyleyeyim. Mecburuz yani popülasyona. Yaşam alanı. Şu an aile sayısı. Tamam. Yaşam alanımız artıyormuş yavaş yavaş. Öyle gösteriyor. Artı 2 diyor. Hadi hadi çocuk yapın hadi. İş gücü, iş gücü. İyi, çabuk kavradık oyunu. Bayağı da güzelmiş bu arada. Çok beğendim. Daha ileriki çağlarda kim bilir nelerimiz olacak, neler yapacağız. Kerestemiz şimdilik yetiyor. Kalasımız şimdilik yetiyor. Taşımız her nasıl oluyorsa var. Bağlama kazığı burada bir tane daha varmış. Bunu yıkıyorum abi. Orada biraz kereste kalmış. Onu alacaktır bizimkiler.
Güzel. Çok chill bir oyun, güzel bir oyun. Bir noktadan sonra şu pazar yerimiz bayağı dolacak bizim belli ki. Toplayıcı kulübesine bir kişi atamak istiyorum. Ama maalesef etimiz iki tane, bakın burada şu an. Maalesef şey yapamıyoruz arkadaşlar. Açlıkta vallahi yandık. Yiyecek 2 ay daha gidecekmiş. Yakacak 5 ay gidecekmiş. Yani popülasyonumuz yok. 6 oldu. Düşük nüfus artışı. Nötr memnuniyet. %50'deler diye. Tamam, artış olsun da. Nüfus artışı yok olmasından iyidir. Artış olsun yeter ki. Bakın şu şekilde yaptı burayı da. Güzel oldu. Yani buna kadar ayarlamışlar. Yani yamuk yumuk yapsanız bile bir şekilde oyun onu şeye oturtuyor. Bir düzene oturtuyor o yerleşim alanını. Yapılması da çok güzel bu arada izlemesi. Bayağı güzel oyun gerçekten. İyi ki almışım. Genel depo dolu. Burada tabii yine şey yok mu? Hadi be abi. 12'ye çıkardı kızı. Bir inşaatımız daha bitti. %53 oldu. Yaşam alanı 7 oldu. Başka bakıyorum, neyi yapabiliriz? Neyi eksik bıraktık? Neyi düşünebilirdik? Aklımıza gelmedi. Birazcık daha mı tımar arazisi yapalım? Nasıl olabilirdi? Ne olabilir? Mesela şöyle bir şey yapsam. Bak olmadı bu defa mesela. Ama artık ben de bokunu çıkardım gerçekten. Şurayı mesela, şu küçük alanı değerlendirmek istiyorum. Ama oraya ne yapacağım bilemiyorum. Biraz daha tımar arazisi sanırım yapmayacağım. Çünkü yeterli tımar arazimiz, yani şu anlık yeterli konutumuz var diye düşünüyorum. Bakın boş mesela burası. Burası da boş. Barınan aile yok. Yeni bir aile yerleşmeye başladı. Harika. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Hangisi doldu? Burası doldu. Burası daha boş. Yaşam alanını genişlet. Azami aile sayısını 2'ye katlar. Katla abi azami aile sayısını 2'ye. Gereksinimler karşılamıyor. Burada karşılanıyor. 2 level'a bastık burayı. Tamam. Burayı hemen şey yapın. Ağustos'tayız bu arada. İlkbahar. Oo. Abi. Lütfen şey yapın. Şöyle. Bitki bahçesi ekle. Toplayıcı kulübü için bitki yetiştirmesine olanak tanır. Bitki bahçesi ekledik buraya da. Bitki yetiştirmemiz lazım. Hastalıklar gelecektir. Kış geliyor. Avlanma sınır kiler, tamam. Avcılık falan. Artık bu saatten sonra arkadaşlar, hani Ağustos'tayız, sonbahara gireceğiz. Kış geldiği için bütün odağımız şu an yakacak odun, et, yani beslenme, gıda ve barınma. Barınmayı da şu ana kadar iyi götürüyoruz gibi. Avcıyı 2'ye çıkartacağım. Biraz daha fazla et lazım. Et de gerçekten kötüyüz. Post falan da geliyor bu arada. Burası bakın birinci seviye video şu an. Ama şeyi yaptık, barınan aileler iki aile kalabiliyormuş burada. Hasta olmuş bakın biri mesela. O hasta olanlara ne lazım? Avcı bekliyor. Bir aydut kampı görüldü. Yapma. Hiç oraları şu an şey yapamam. Oo. Eşkıya bir sürü. Emir bekliyor. Bunlar bize gelirse şu an gerçekten sıkıntı yaşarız. Sıkıntı yaşarız. Bize gelmemeleri gerekiyor arkadaşlar. Kesinlikle gelmemeleri lazım. Şöyle okey bence. Yol erişimi engellenmiş. Hayır canım, yol erişimi var işte. Yapsan yap. Ben gerekirse oraya yol geçerim. Al, yol yaptık. Köprü yaptık, yol yaptık. Al, yapalım. Bak bu bir. Dur.
Bu bir. Tam düzgün yapmak istiyorum. Şöyle sıfır geçelim. Tamam bak bu iki. Al bak köprü yaptık, yol yaptık işte gördün mü? Şöyle. Azıcık daha. Bu yolları da sonra şeyden yaparız. Tuğla falan haline getiririz. Kendine getirmiş oluruz. Bak şöyle gayet güzel. Böyle bak her yere çevirmiş olduk. Böyle bir şey yaptık buraya. Yol şeyine sahip olmuş oldu bunlar da. Güzel, harika. Birazcık daha sanıyorum ki popülasyonumuz arttı. Şuralara çok yüksek verdik. Hemen yapılsın ki bu yapılar. Biz hızlı bir şekilde nüfusumuzu arttıralım. Birazdan orduya gelelim. Piyade milis ne istiyor? Neyimiz yok? Kılıç yok, kalkan yok, ekipman eksik. Baba ben ekipmanı nasıl yapayım ya? Yaşam alanı. Yüzde 5. 5 tane daha yeni eklenecek diyor. Avcılıkta nasılız? Eylül'e geldik bu arada. Kadavra, ara kaynak. Nasıl lan? Birbirimizi mi yiyoruz? Abi hayır. Birbirimizi yemeyelim. Yapma. Yapma ara kaynağı, ara öğün diye. Birbirimizi yemeyelim ara öğün diye. Yapma. Beyler. Aman ha. 12'ye aldık tekrardan. Nedense normal hıza düşmüş. Ben de diyorum niye bu kadar yavaş. Yapın bakalım şurayı. Hızlı hızlı. Zaten bir kişi çalışıyor. Lütfen 2 olsun artık. Oduncu kulübesinde şey var. Zarhanede kimse yok. Kalası kullanıyoruz bayağı bir. Ama yetiyor şu anlık. Toplayıcıda bir var hala. Hadi arkadaşlar. Lütfen çocuk yapın. Ne nazlı çıktınız ya. Hiç mi canınız istemiyor arkadaş? Avcı kampı, toplayıcı kulübesi. Her ikisini yaptık. Ona rağmen yettiremiyoruz amık. Zarhane, oduncu kulübesi. Onlar da var. Hepsi var. Şu an bakıyorum burada eksik bir şeyimiz var mı? İşte arı kovanı yapacağız. Arıcılığı açmak lazım onun için. Okey abi. Şöyle. Maden ocağımız falan da var ki daha oraya bir şey atayamadım bile. Yani han yapsam bira yok şu an. O yüzden çok yapmanın bir manası yok arkadaşlar. Tarım, tarla. Buğday, keten ve arpa gibi çeşitli mahsullerin yetiştirilebileceği bir alan. Esnek arazi olacak tabii ki. Köylüleri tarlalarda çalıştırmak için bir çiftlik evi inşa etmelisin. Tarla oluşturma. Manor Lords'a tarlaların etkili olmaları için büyük olmaları gerekir. Ancak aynı zamanda onları elle sürmek çok uzun sürer. Bir başlangıç köyü için yaklaşık Morgan büyüklüğünde bir tarlayı dene. Morgan neresi acaba? Sonrasında bölgenin tarıma odaklanmasını istiyorsan istiyorum. Öküz kullanarak çok daha büyük tarlaların çok daha verimli bir şekilde sürülmesine olanak tanıyan ağır saban yükseltmesinin kilidini açmak için bir geliştirme puanı harcamayı düşünebilirsin. Mantıklı. Ayrıca toprak verimliliğini kontrol etmeyi unutma. Bazı mahsul türleri yetiştikleri toprak konusunda daha seçicidir. Evet, bazıları çok nazlı oluyor gerçekten. Şimdi gösteriyor bize bakın. Yeraltı suyu, gernik, keten, arpa, çavdar. Koku geliştirme aşaması. Bunlar sonradan gelecek. Koku falan anca gel. Koku mu? Oha, koku detayı mı var oyunda? Arpa, keten, gernik. Gernik neydi lan? Gernik. Nedir gernik? Arpa. Ben önce bildiğime gideyim. Arpaya gideyim de. Tahılı una dönüştür. İşçiler un. İşçiler otlayan. Tamam. Okey abi. Arpa. Burada şöyle bir küçük alan. Mesela. Tamam da ben böyle gitmek istiyorum. İlla böyle mi yapacağız? İlla şey şeklinde istiyor. Tamam o zaman böyle yapacağız mecbur arkadaşlar. Aynen şöyle. Şöyle yamuk yumuk.
Yapacak bir şey yok. Yani şu alanı almam lazım. Öbür türlü biraz daha şeye izin vermiyor. Tarım. Çiftlik evleri. Bakın şurada şey açılmadı mesela, erken erişim işte. Çiftlik evleri tarlalarda çalışacak ailelere istihdam eder. İş gücü tarlanın belirlenen öncelik seviyesine uygun olarak orantılı şekilde dağıtılır. Mahsuller büyürken topraktan belirli besinleri emerek tarlanın verimliliğini geçici olarak düşürür. Ve dolayısıyla mahsul verimini zamanla azaltır. Bununla mücadele etmek için mahsul türünü değiştirmeyi veya daha iyisi tarlayı bir yıl boyunca nadasa bırakmayı düşünebilirsin. Okey. Bunu biliyordum. Oo, çok güzel yapmışlar tarla görünümünü. Çok hoşuma gitti. Tarla nadas şu an boş halde arkadaşlar. Buğday, arpa. Biz arpaya yöneldik. Aynen. Gernik buğday demek miydi acaba? Neyse, arpa yetiştirelim önce. Bira işine yürüyelim. Biraya neden yürüyeceğim? Yani önceliğim bira gerçekten. Neden? Şeyi, memnuniyeti yükseltmemiz lazım ki daha çok üresinler. Daha çok üresinler ki iş gücümüz artsın arkadaşlar. Hemen kaybedilen verimliliği geri getirir. Mahsul döngüsü hasat mevsimi sonlandıktan sonra tetiklenir. Verimliliği en çok tarlayı nadasa makineler. Mahsul döngüsünü açalım. İkinci yıl nadas. Üçüncü yıl tekrar arpa yapalım. Şimdi ilk yıl bunu yaptık. İkinci yıl beklesin. Arpa da tekrar gelsin üçüncü yıl diyelim. Tarla önceliği yüksek. Erken hasada zorla. Hayır. Tarlayı yak mı? Oğlum yıkarım lan. Niye yakayım? Gerçi hasta falan olursa ve hastalık falan olursa böceklenme vesaire belki o zamandır. Tamam. Peki buraya nasıl atayacağım millete? Çitle şeyle çevrele. Tamam. Valla tarla önceliğini yüksek yaptım ama millet oraya ne olacak da gidecek onu açıkçası çözemedim arkadaşlar. Hala boş evlerimiz var. Şu an popülasyon iyi gidiyor. Bitki ikiye çıkartıyorum. Hatta aynen şöyle. Ve de ek olarak şurada oduncu kulübesindeki işçileri de ikiye çıkartıyorum. Çünkü Aralık'tayız. Kış geldi. Totomuz donacak. Bazı kaynaklar havalar soğuduğunda kaybolur ve ilkbaharda yeniden ortaya çıkar. Tamam. Oha, bir dakika. Bazı kaynaklar, ben çürüme olarak anlamıştım. Arkadaşlar bildiğiniz oyunun bazı zamanlarında, hani kışın mesela, bazı kaynaklar gidiyor. Hani mevsim mekaniğe getirmişler. Güzel olmuş. Bir daha arttı şeyimiz. Abi oduncu 3 yapın. Aa dur, orası değil. Şunda kimse yoktu bizim. Odunumuz biter yoksa bir noktadan sonra 16 kereste kalmış. Odunda birilerinin çalışması şart. Avlanmada fullüz. Toplayıcı kulübesinde bitkilerde tezgah açmış bir tanesi. Tamam. Bence okey gidiyoruz şu ana kadar. Genel depo dolu. Rezerve edebiliyorsunuz inşaat için. Ya ona gerek yok şu an. Genel depo. Odun deposu. Nasıl dolu oğlum? Ha, odun deposu kısmı dolu. Peki bunu level atlatamıyor muyum ben? Halk gelişmiş yol alanı. Kalıcı hayvan ataması. Hayvanlar. Bunları yapmak lazım sonra. Zarhaneyi level atlatabilsek güzel olur. Çiftlik evi yok. Oğlu arpa. Çiftlik evi yaparız. Çalışma alanı boş. Toplayıcı kulübesi. Nasıl boş oğlum? En azından şimdilik. Eyo varmış. Ha, şu an bulamıyorlar. Kış geldi. Tamam. Doğru. Yalnız her yer kar oldu beyler. Bayanlar, arkadaşlar. Ne olacak? Tamam. Çiftlik evi yapalım. Kaynak yakındaki haydutlar tarafından çalındı. Yapma. Bunlar bana nasıl bir uzaklıkta ki? Tam göremiyorum da yani. Üzdü. Üzdü arkadaşlar. Şu an hiç cevap veremiyoruz. Çünkü şeyimiz yok. Nasıl yapacağım onu da bilmiyorum. Malum size videonun başında söylemiştim. Ben de sizinle öğreniyorum oyunu. Çiftlik evi yapalım. Bu da ne kadar büyükmüş lan? Tarla buradaysa çiftlik evi de şöyle şuraya.
Gösterge yok abi, ne alaka gernik verimliliği? Ya çiftlik evini aslında şöyle yapabilsek. Dur bakayım. Tamam. Şimdi nasıl yapıyorsun çiftlik evini? Göster bakayım bana. Heh, bak yaptı. Böyle istiyordum. Tamam. Direkt oraya baksın istedim arkadaşlar. Şöyle yapsın. Aynen. Şu şekil. Şöyle çok yüksek yaptık. Yiyeceğimiz 2 aya bitiyormuş. E kışta 2 ay kaldı zaten. Ama işte yine de durumlar nasıl ilerler bilemiyorum. Depolanan öğe yok. Ölü vermesek bari. Kilise de yok. Nereye gömeceğiz? Gömmezsek kokarlar, çürüme başlar. Şeyi düşürür. Böyle oyunlarda öyle oluyor. Bunu yapabiliyoruz. Aa, yapabiliyoruz. Güzel, kiliseyi yapabiliyoruz. Kiliseyi şöyle şu anlık şöyle bir noktaya yapalım bakın. Nasıl olur? Bence çok güzel olur. Bence çok güzel olur. Bak burası şu an gayet bence okey. Ona da çok yüksek verdik. Hem çiftlik evini hem de kiliseyi yapsınlar diyelim arkadaşlar. Bunlar yapılacaklar. Daha sonra kışı da atlatmak üzereyiz zaten. Yavaş yavaş gelişmeye devam. Tarlamızda mahsullerimizi ekeceğiz. Kiliseyi yapacağız. Memnuniyet için %60'a geldik bile zaten. Çiftlik evini yapacağız. Artık tarıma başlamak için. Kışı atlatsak yeterli. Belli başlı şeyleri oturttuktan sonra da bütün odağımız burada olacak, orduda olacak ki bir an önce o pislik şeylere karşı, haydutlara karşı durabilelim diye. Bu bölümlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Lütfen beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.